Sözcüğünü okuyorum. Milli Eğitim Bakanlığı İzmir'in 4 metropol ilçe merkezine mülteci okulları yapılmasını kararlaştırdı. Yapım maliyetinin Avrupa Birliği ile yapılan Frit Fonu Anlaşması kapsamında Alman Kalkınma Bankası tarafından karşılanacağı açıklandı. Bakanlık projeyi Türkçe, İngilizce ve Arapça afişleriyle duyurdu. Daha sonra afişler değiştirilerek Arapça yazılar kaldırıldı. İlanda proje kapsamında 19 ilde 167 okul daha yapılacağı açıklandı. İzmirli vatandaşlar mülteci okulu projesine tepki gösterdi. Okul yapım parasının tamamının Alman Kalkınma Bankası KFW tarafından karşılanacağı açıklandı. Bankanın paranın tamamını hibe olarak vereceği belirtildi. Karşıyaka'daki okul inşaatı ihalesi ATR yapı şirketine verildi. Diğer okulların hangi merkezleri inşa edileceği açıklanmadı. Toplamda 121 milyon 910 bin lira harcama yapılacakmış. Bu alan daha önce Bostanlı Mahallesi'nin lise ihtiyacı için ayrılmıştı. Mahalle sakinleri uzun yıllardır söz konusu alanda lise yapımının başlatılması için çaba harcıyordu. Bu önemli bak. Okulun yapılacağı arsanın önünde toplanan vatandaşlar şu anda Bostanlı'da mülteci bulunmadığını belirterek bu nezih şehrin merkezine neden demografik bomba konuluyor? Burası çağdaş ve modern bir kenttir. Biz mahallemizde şortla dolaşabiliyoruz. Buraya Afganlar, Suriyeliler gelirse kız çocuklarımızın güven içinde olacağını düşünmüyoruz şiddet vakalarını görüyoruz. Bugüne kadar birçok şehirde yaşanan acı örnekler var diye konuştu. Recai Acar, 2019'da arsa sahiplerine parası ödenerek kamulaştırıldı. Burada yıllardır lise ihtiyacı vardı. Kendi evlatlarımızın ihtiyacı göz ardı edilerek yabancılara veriliyor. İzmirliler bu tuzağa düşmeyecek ve sonuna kadar mücadele edecektir dedi. Bu arada gerçekten toplanmışlar. Yurttaşlar Cumhuriyet Halk Partisi'ne de tepki gösterdi. CHP Karşaka İlçe Başkanı Murat Serdar Koç'un mesajları üzerine burada toplandık diyen vatandaşlar ancak kendisi ve diğer parti yetkilileri son anda buraya gelmekten vazgeçti dedi. Ne de olduğunu söyleyeyim Nosfi aramıştır onları. Nosfi böyle şeyleri çok sever çünkü. Bak gördün mü? İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu ve CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'in İlçe başkanı koçu arayarak basın toplantısını iptal etmesini istediği, aksi halde disiplin kuruluna verileceğini söylediği öğrenildi. Şimdi bu konu hakkında benim esas sormak istediğim soru şu. 1- Mültecilerin çok yoğun olduğu bazı yerler var. Bu okullar neden oralara yapılmıyor? 2- Mülteci değil zaten birçoğu sığınmacı statüsünde. Sığınmacı statüsüne geldiler aynen bu şey gibi biliyorsunuz. Özel tüketim vergisi geçici olarak gelmişti ondan sonra oturdu. Şu an hala her şeyin özel tüketim vergisi yani verginin vergisi var. Ancak seçim dönemlerinde falan bir ara kaldırıyorlar sonra yeniden bindiriyorlar. Sığmacıların da aynı şekilde isimleri mülteci olarak değiştirildi. Bu okulların yapılmasını birçok yönden tartışabiliriz arkadaşlar. Birçok kişi şunu diyebilir. Okula gitmesinler mi? İşte it kopuk mu olsunlar? O ayrı bir tartışma konusu. Esas önemli tartışma konusu şu. Milli Eğitim Bakanlığı yani bizim mahalledeki Mozambik'teki uzun boylu abiler neden mülteci olmayan yerlere bu okulları yapıyorlar ve bu insanları buraya yönlendiriyorlar. Mültecilerin çok yoğun olduğu yerlerden neden başlamıyorsunuz? Sizin demokrasi anlayışınız şu değil mi? Bu sizin demokrasi anlayışınız. Halk bizi seçti, halk bize oy verdi. Dolayısıyla biz istediğimizi yapabiliriz. O yüzden çatır çatır bunlar yasa, kafalarına göre yani yasa getirirken bunu diyorlar demokratik bir şekilde getiriyoruz. Çünkü bizi halk seçti. Bıdırca'daki adam seçti mesela. Bıdırca'daki adamın verdiği oyla İzmir'e okul dikiyoruz. Böyle bir şey yok. Eğer sen demokratik hakkını kullanıyorsan, o zaman kim sana oy verdiyse oraya koyacaksın okulunu. Böyle yaparsan adamlar da sen intikam mı alıyorsun? Sen neyin intikamını alıyorsun diye sorar. Mozambik'te mesela böyle bir şey yapılsa sen intikam mı alıyorsun? Neyin intikamını alıyorsun diye sorarlar. Yani bana bunun mantığını söyler misin? Mülteci yok. Sana oy veren kişi de yok, senin bu politikalarını takdir eden de yok, seni onaylayan da yok burada. Ve sen geliyorsun, özellikle buraya açıyorsun okullarını. Neden? Esas sorulması gereken soru bu. Yoksa okul açılsın açılmaz, o ayrı bir tartışma konusu. Bunun ne olduğunu söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi şeyleri bilirsiniz, içkili gece kulübü vesaire mekanları camiye belirli bir yakınlıkta yapılamıyor. Ben şimdi başa geçsem ve özgürlük desem Mozambik'te ve şöyle bir şey yapsam. Bu kanunu kaldırsam, desem ki gece kulübü özgürlüğü. Gece kulübü özgürlüğü, insanların eğlenme özgürlüğü. Camilerin etrafını gece kulüpleriyle doldursam. Bangır bangır oradan müzik çalsam. Desem ki bu o insanların özgürlüğü ya da senin en çok oy aldığın yerlere, senin en çok oy aldığın yerlere ateizm dernekleri açsam. Bir sürü böyle binalar ama kocaman kocaman binalar. Mesela en Dincinin yobazın yoğun olduğu bir şehir düşün tamam Full artı full bıdırca. Oraya ben kocaman bir bina döküyorum. Koskocam böyle apartman gibi. Başka bir din. Tengircilik diyelim. Tengircilik merkezi. Ve diyorum ki bize gelirseniz eğer diğer tarafa gitmezseniz. Bize gelirseniz onlar size çorba mı veriyor? Biz döner vereceğiz. Her geldiğinizde bedava döner vereceğiz. Sadece sohbetlerimizi dinleyeceksiniz. Şimdi bunu yaptığımız zaman çıkıp şunu demez misiniz? Kasıt var işin içinde. Çünkü neden bu tür insanların yoğun olduğu yerlere konulmuyor bu? Ya da tamamen dinle de alakası yok. Bilim merkezi diyeceğiz. Bilim merkezinde evrimi falan göstereceğiz. Darwin'i falan anlatacağız böyle. Ama diyeceğiz ki bizim buraya gelirseniz işte size bedava yemek var. İşte bedava kalacak yer var vesaire. Bunu demez misiniz? Neden bu düşünceye sahip insanların yoğun olduğu yerlere koymuyorsunuz da en dinci yerlere koyuyorsunuz? Amacınız ne? Sizin bir amacınız mı var? Demez mi insanlar? Ha şunu demiyorum. Başa geçtiğim zaman bunu yapmayacağım demiyorum. Sen kendi işini yapacaksın. Ben de kendi işimi yapıyorum. Aradaki fark ben açık açık söylüyorum.